Sayın Acaba, iyi günler diliyoruz efendim. Öncelikle hayırlı olsun adaylığınız. Ankara Gücü son günlerde sıkça konuşuluyor. Neler paylaşacaksınız bizimle bu adaylığınızla da ilgili olarak? İyi günler Hatip Bey, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki şu anki mevcut yönetimin içindeyim. Sosyal medyada ayrıldığım yönünde açıklamalar yapılıyor ama bunların tamamı asılsızdır. Bu da bizi üzüyor tabii ki. Neden aday olduk? Öncelikle şunu belirtelim. İçeride ciddi bir vefasızlık var. Bu bizi çok rahatsız etti. Yapılan yardımları inkar ediliyor. Bunlar bizi çok üzdü. Bugüne kadar yapılan yardımların toplamını lütfen açıklasın. Örnek, bu yıl sadece yapılan yardım 18 milyon TL'ye yakın bir rakam. Bunu başkan açıklamalarında birkaç milyonmuş gibi işi küçültüyor. Bunların hiçbiri doğru değil. Bu vefasızlıkları gördüğümden dolayı, bana verdiği rahatsızlıktan dolayı ben adaylığımı açıkladım. İnşallah Rabbim önümüzü açar. Kendisi de bu konularda ciddiyse açıklama yaptı. Dinliyoruz. Varsa talip buyursun dedi. Biz de şu anda talip olduğumuzu belirtiyoruz. Eğer bu konuda çok ciddiyse kapıları açsın. Biz de adaylığımızı açıklayalım. Güçlü bir yönetimle, yine devletimizin, büyüklerimizin yardımıyla Ankara Gücü'nü yakışan yere getirelim. Sayın Başkanım, aslında bize o kadar güzel bir ne diyelim done verdiniz ki soracağımız soruların direkt hedefisiniz. Öncelikle ben hayırlı uğurlu olsun diyorum. Size Sayın Başkanım diyorum. Zaten görevinizden ayrılmadığınızı, çıkan haberlerin asılsız olduğunuzu söylediğinize göre Ankara Gücü Kulübü'nün şu anda as başkanı olarak ben de size başkanım diyebilirim herhalde. Şunu sormak istiyorum. Kulübün içindeki bazı olaylar, basına yansıyan olaylar ve İsmail Hoca'nın yaptığı açıklamalar aslında biz dışarıdan üçüncü şahısları biraz böyle ne diyelim çelişkide bıraktı. Ben o zaman birkaç tane sorumu yöneltmek isterim size. Bu yardımların az önce rakamı verdiniz. Çok da küçümsenecek bir rakam değil. Talep edilen işte yeni yardımlar var, istenilen yardımlar var ve futbolcuların alacakları konusunda büyük sıkıntılar yaşandığı, bazen personel maaşlarında büyük sıkıntılar yaşandığı, bir de çerçi diyelim transfer süresiyle ilgili, işte menajerlerle ilgili sıkıntılar yaşandığı dile getiriliyor. Bu konular hakkında bize işin doğrusu ve gerçeği, bu yönetimin içinde olan birisi olarak sizin ağzınızdan da ben duymak isterim. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Devletimiz Ankara Gücü'ne gerçekten sahip çıktı. Belediyemiz olsun. Ciddi sponsorluklar verdiler. Ya bunu yapmak zorunda değil. Sanki bunu yapmak zorundaymış gibi insanların seçim öncesi önüne atması kesinlikle yanlış. Yani burayı bir tehdit yeri gibi kullanmak benim ne mizacıma ne kişiliğime yakışmıyor. Evet. Eğer başkansak, eğer bu işi ciddi bir şekilde yönetiyorsak oturalım, ciddi bir yönetim kuralım, paralı bir yönetim kuralım, bütün bu zorlukların üzerinden aşalım. Bahsedilen rakam yaklaşık 30-40 milyon gibi bir rakam. Bu rakam bulmak çok zor bir durum değil. Çerçi olayına gelince de Çerçi'nin sözleşmesini açıklasın başkan. Çerçi aylık 5000 euro ile oynayan bir futbolcu. Çok düşük bir rakam. Peşinatı Ocak ayında ödenecek. Yani 5000 euroya dünyaya mal olmuş bir futbolcuyu oynatabilecek bir yer var mı? Öncelikle bunu soralım. Aylık 5000 euro alıyor. Peşinatı Ocak ayında alacak. Bunun üzerinde başkanımız çok duruyor ama bu doğru değil. Çerçi olayı bana göre bir başarıdır. Pazarlanabilirse Çin pazarına veya Katar pazarına çok rahat satılacak bir futbolcudur. Para da kazanılabilecek bir durumdadır. Başkanım şunu öğrenmek istiyorum bir de. Sayın Murat Acaba başkan seçilirse şu andaki kulübün ekonomik olarak ihtiyacı olan, şimdi tabii taraftarın sesi olmaya çalışıyorum. Lütfen benim bu sorularımı da maruz görün. Çok özür diliyorum. Gelen soruları da size yöneltmek istiyorum. İçinde bulunan ekonomik problemleri kısa vadede çözebilecek kaynağı oluşturacak mı?
İçeride bulunan oyuncuların alacakları ve memnuniyeti sağlanıp devamları sağlanabilecek mi? Yeni transferler yapabilmeyi Murat acaba vaat edebiliyor mu? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani böyle bir işe soyunmak için tabii ki bir çalışmalar yapmamız lazım. Mutlaka. Biz bu çalışmalarımızı yaptık. Yani bir rakam vermeyeceğim ama yani futbolcuların parası kadar ve sezonu bitireceğimiz kadar bir rakamı biz bir kenara ayırdık. Ha, bu çok önemli. Yani o zaman ben, Sayın Başkanım siz içinde, diyorsunuz ki içinde, ekonomik krizi içinde. Ben çözdüm. Evet, aynen öyle. Ekonomik aynen krizi öyle. Çözdüm, yönetime talibim. Önümü açın, ben aday olarak Ankara Gücü'nün Murat Ağcabağ olarak ekonomik krizini çözmeyi vaat ediyorum ve göreve talibim diyorsunuz. Aynen, aynen. Birebir söylediğim budur. Biz buraya şunu da söylemek istiyorum, yanlış anlaşılmasın. Bir yerleri tehdit ederek para istemeye gelmiyoruz. Biz buraya talibiz. Evet. Güçlü bir yönetimle gelip, tabii ki devlet büyüklerimizin de yardımları eğer olursa kabul ederiz ama ya bunu biz bir seçim öncesi ya bir tehdit sopası olarak göstermek istemiyoruz. Anladım başkanım. Kendi yağımızda kavrulacağız. Kendi gelirlerimizi oluşturacağız. Sponsorlarımızı bulacağız. Reklam gelirlerimizi yapacağız. Ya birçok planlarımız var. Şu anda açıklamak istemiyorum ama ya ciddi bir şekilde gelmek istiyoruz. Eğer ciddiyse bu konusunda, bugün açıklama da yaptı, dinledim. Eğer ciddiyse buyursun kulübümüze bıraksın, müsaade etsin. O buraya kadar getirdi, teşekkür ediyoruz. Bundan sonrası biz yönetelim. O zaman başkanım hayırlı olsun diyelim. Çünkü benim sayın başkanın yaptığı açıklamalarda biz bu koltuğun sevdalısı değiliz. 20 sene 30 sene bu koltuğa yapışmadık. Eğer Ankara Gücü Kulübü'ne maddi manevi kim talip olacaksa ve bu yükün altından kalkabilecekse gerekirse genel kuruldaki işte üye sayısını arttırırız. Bunun için 10.000 TL olan ücreti 1.000 TL'ye kadar indiririz gibi sizin veya sizler gibi aday olacakların önünü açma konusundaki vaatlerini de mutlaka yerine getirecektir Sayın Başkan. Bundan önceki yaptıkları da ortadadır. Siz de az önce bunları dile getirdiniz ki aynı yönetimdeydiniz, devam ediyorsunuz. Bu nedenle de ben bu şekilde sizin projeyle gelmeniz karşısında Sayın Başkan'ın da herhalde kulübü yönetmenizde bir sakınca görmeden önünüzü açacağını düşünüyorum. Umarım öyle olur. Biz de inanıyoruz samimiyetine. Bırakalım, bakalım kendisine açıklama yapacak. Biz dört gözle görevi bize bırakmasını istiyoruz. Hazırlıklıyız. Bütün problemleri de en kısa sözle çözeceğimi buradan söz veriyorum. Efendim tekrar hayırlı olsun diyelim adaylığınız. Başarılar Ankara Gücü diliyoruz. İçinde hayırlı olsun. Ankara sizin Gücü için de. İçinde hayırlı olsun. Çok teşekkür Çok ediyorum. Çok sağ olun hayırlı yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Sağ olun efendim. Hayırlı program.